Bodrum Belediyesi, Modern Bodrum Müzesi'nin kurulması için çalışmalar yürütürken, trafik kazasıyla hayatını kaybeden Murat Balkan anısına sergi düzenledi. Aspat Koyun'da uzun yıllar resim ve heykel çalıştayları düzenleyen Balkan'a saygı niteliği taşıyan ve Profesör Doktor Kıymet Giray küratörlüğünde hazırlanan Murat Balkan koleksiyonundan seçkiler sergisi, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Modern Bodrum Müzesi'nin kurulması için çalışmalar yürütülürken, trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren Murat Balkan anısına düzenlenen serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Sanatın, yaşamın, aklın, doğanın, varoluşun, umutların, beklentilerin, kayıpların ve yıkımların ifadesi olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şöyle ekledi. Sanata verilen değerin aslında insanlara ne kattığını, dünyayı güzelleştirdiğini bu sayede görüyoruz. Ben de buna şahit olmuş oldum. Sanat gerçekten yaşamın, aklın, doğanın, varoluşun, yine özellikle umutların, beklentilerin, kayıpların, yıkımların belki de tekrar tekrar ifadesidir. Bunların iz düşümüdür. O yüzden sanatı yorumlayan özellikle sanatçı dostlarımız ve onlarla birlikte olabilme şansı bizler için de, yöneticiler için ya da diğer başka işlerle uğraşan kim olursa olsun çok önemli. Sanatçıların o Tanrı'dan gelen yaratıcı kabiliyetleri, ışıkları etrafa büyük bir bence etki yapıyor. Ben bunu hissediyorum. Özellikle büyük sanatçılarımızın yanında olduğumuzda, mesela Devrim Hoca aramızda şimdi, Sayın Bedri Baykam aramızda, daha da tabii ki göremediklerim, belki söylemediklerim vardır ama yani onlarla birlikte olduğunuz zaman ruhunuzun bir kere iyileştiğini, tedavi olduğunu hissediyorsunuz. Sanat böyle bir şey. İşte bu yüzden sanata böyle önem verip değer veren ve sanatçıya değer veren Murat Balkan gibi değerli büyüklerimizin bunun gelişmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında çok büyük bir misyonu var. Çünkü bu iş gönüllü bir iş. Yürekten geliyor. Büyük bir aşkla sahip çıkılıyor. İşte Murat Balkan böyle bir insandı. Onun gibi daha niceleri var çevremizde. Aramızda da var şimdi burada. Onların başlattığını bitirmek bizim bence en büyük sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Bunu yapacağız. Özellikle Murat Bey'in özelliklerinden tabii ki sevgili Naz Hanım da bahsetti. Doğa aşığıydı ve aynı zamanda sanat aşığıydı. Doğayla sanatı birleştirme yolunda 18 defa üst üste büyük bir sempozyum düzenleyip Bodrum'la sanatı buluşturması bizim için de çok değerliydi. Evet, o Aspat Modern'in kuruluşu için yaptığı çalışmalar dediğim gibi yarım kalmayacak. Onları biz de tamamlayacağız. Hem Balkan ailesiyle beraber, hem sevgili Kıymet hocamızla beraber orada bu müzeyi hayata geçirdikten sonra artık bugün bu gördüğümüz eserlerin çok daha fazlasını gerçekten Murat Bey'in belki işte bütün bunca yıldır yatırım yaptığı bu sanatla ilgili, gönül verdiği bu sanatla ilgili bütün eserleri o müzede biz de göreceğiz ve bunun keyfini yaşayacağız diye düşünüyorum. İnşallah sizlerle hep beraber o müzenin de açılışını yaparız ve Murat Bey'e de oradan çok önemli bir selam göndeririz Bodrum'dan diye düşünüyorum. Murat Balkan'ın Bodrum'a önemli izler bıraktığını ve Bodrum'u çok seven bir sanatsever olduğunu ifade eden Profesör Doktor Kıymet Giray şunları söyledi. Bodrum'a önemli izler bırakmış bir sanatsever ve gerçekten de Bodrum'u seven bir sanatsever. Aspat'ı yıllarca koruyup çocuğu gibi büyüttü ve o çocuğa ben de bir çocuk ekledim. Aspat Resim Heykel Sempozyumu ve büyük bir Bodrum Müzesi doğdu orada. Murat Balkan'ın hayatına, bu kısacık hayatına baktığımızda, incelediğimizde her şey söylenebilir. Çok önemli bir iş adamı diyebiliriz. Çok değerli bir insan, her şeyden önce insan. Her niteliğinin yanı sıra dost olabilen bir insan. Yüreği
insan sevgisiyle dolu bir insan. Bunu söyleyebiliriz. Bir yandan da şunu söyleyebiliriz. İnsanların kırılıcı olmasını sağlayan en büyük etken sanattır. Sanata katkı değil, sanatın kazanımıdır. Sanatla beraber olmak. Onun için Murat Balkan hepimiz için bir örnek, bir öncü. Dostluğu, sevgisi ön plandaydı. Hatta o kadar mimarı Tadao Ando'ya yaptırmaya karar verdi. Bilmiyorum duydunuz mu bu ismi? Birçok mimar vardır aramızda. Onu kaybettikten bir hafta kadar sonra onun izni mahkemeye onayı geldi. Balkan'ın anısına düzenlenen bu anlamlı sergide koleksiyonundan küçük bir bölüm de yer alıyor. Ayrıca sergide Adnan Turani, Aslı Özok, Ali Kotan, Bedri Baykam, Bedri Rahmi, Devrim Erbil, Ergin İnan, Ertuğrul Ateş, Ferruh Başağa, Gencay Kasapçı, Habib Aydoğdu, Hakan Esmer, Harun Antakyalı, Kayhan Keskinok, Laşe, Lütfi Günay, Mehmet Gün, Neşe Erdok, Ömer Ulaş, Özdemir Altan, Paul Andersen, Selim Turani, Ş. Ateş, Şadan Bezeiş, Şeref Akdik ve Turan Erol gibi pek çok sanatçının eserleri de sanatseverlere sunuluyor. Sergi 21 Eylül-21 Kasım tarihleri boyunca saat 10-21 aralığında ziyaret edilebilecek.